Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda arızalı bir tost makinemizin sökümünü, parçalarını ve tamirini göreceğiz arkadaşlar. Tost makinemizi bir kanal abonemiz kargoladı. Kargoda gelirken maalesef ayakları kırılmış burası. Biz arkadaşlar bunu da tamir etmeye, yapıştırmaya çalışacağız. Tost makinemiz hiç çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi sökümüne geçelim. Öncelikle arkadaşlar tost makinemiz iki ayrı rezistans parçasından oluşuyor. Bir tanesi alt tabaka, üst tabaka. Elektrik güç kablosu alt kısımdan giriyor. Burada derece ayarı var. Isı derece ayarı. Arka taraftaki buradan da üst tabla rezistans kısmına güç ulaştırılıyor arkadaşlar. Öncelikle alt kısmını sökelim. Cihazımızın sökümü oldukça sade arkadaşlar. Burada altta tek bir vidası var. Yıldız tornavida ile sökülüyor. Bunu sökünce rezistans kısmına ulaşıyoruz arkadaşlar. Alt kısmı kaldırıyoruz. Burada ısı komutatörünün uç kısmı var. Ona dikkat ediyoruz. Sola çekerek buradan kurtarıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın alt tabakası bu. Güç kablosu buradan geliyor. Buradan giriyor. Buradan arkadaşlar alt tabakaya ve üst tabakaya ulaşıyor. İki tane rezistans var. Bir tanesi bu. Diğerini de sökünce göreceğiz. Bu rezistanslar birbirlerine seri bağlı arkadaşlar. Seri bağlaması şu demek. Güç kablosunun herhangi bir yerinde kesinti, kopukluk olduğu zaman ikisi de çalışmıyor. Bu modelde bu şekilde. Burada da şunun içerisinde bir tane 240 santigrat derecelik termik sigorta var. Burada yapabilecek arızalar, rezistans arızalanabilir, komutatör arızalanabilir, kablolar veya kablo başlıklarından biri kopmuş olabilir. Termik sigorta atmış olabilir arkadaşlar. Hemen şimdi termik sigortanın ölçümünü yapacağız. Diğer bütün videolarımıza hemen hemen gösteriyoruz. Kısa devre buzzer konumunu alıyoruz ve iki kablonun uç kısmından ölçüyoruz. Burada güç kablosunun giriş kısmını sökmeden ölçeceğim arkadaşlar. Güç kablosundan iki kablo, düzeltiyorum. Üç kablo geliyor. Biri buradaki arkadaşlar hep sarı yeşil renkte olan toprak, faz ve mavi de nötr arkadaşlar. Bu güç kablosunun uçlarından bir, burası toprak, nötr ve faz veya tam tersi olabiliyor. Biz buradan termik sigortamız kahverengi de bağlı. Bunu kısa devre modunda iki ucunda deneyerek bulacağız. Evet. Bu sesi duyduğumuza göre termik, yani termik sigorta sağlam. Burada ötmüyor. Burada ötüyor. Termikten emin olduk. Şimdi arkadaşlar mavi kablo geliyor. Güç kablosundan. Burada rezistansı ölçelim. Rezistansın uçlarından biri bu, biri bu. Burada herhangi bir arkadaşlar omaj verecek. Yani değer verecek. Evet, direnç konumunda ölçtüğümüz zaman 15.4 ohm. Burada da sağlam. Bunu ayrıca kısa devre modunda uçlarla rezistans gövdesini kısa devre olup olmadığında kontrol etmek mümkün. Arkadaşlar burada bir sorun yok. Görünmüyor. Biz bunu kapatmadan alt kısmını yine ihtiyacımız olabilir diye, ki zaten burada kırılan, bunu söküp yapıştıracağız. Bunu nasıl sökeceğiz? Alt tarafını çevirdiğimiz zaman burada her bir ayak için iki tane vida var. Buradan sökeceğiz. Bakın burada eğilmeler de var. Atılmış bariz bir şekilde belli. Bunu çıkaracağız, bunu yapıştıracağız ve bu eğilmeleri düzelteceğiz arkadaşlar. Bunun için videoyu uzatmayacağım. Bunu yaptığımın videosunu paylaşmayacağım arkadaşlar. Süreyi kısaltmak için. Arkadaşlar bunu koyup montajını yapmadan ters çeviriyorum. Üst tablaya, elektrik kısmına. Şu yanda iki tane alyan anahtarla açılan vida var. İki tane de arkadaşlar burada.
Şurada vidası var. Bunlar sökünce bu üst tarafta ayrılacak. Hemen bunun sökümünü yapıyorum. Bunu gövdeden ayırmış olduk arkadaşlar. Şimdi burada bahsettiğim iki vidayı, bu da arkadaşlar yıldız tornavida ile sökülen vidamız. Bunu da söküyorum. Vidalarımız bunlar. Üst plakayı, üst kısmı, metal kısmı ayırıyorum arkadaşlar. Burada baktığımız zaman burada toprak kablosu var. Güç kabloları geliyor buraya. Burada bir termik var arkadaşlar. Bakın burada arızası zaten kendisini gösterdi, kopmuş. Bakın. Burada termik var. Burada arkadaşlar bağlantıları var. Arızamız belli. Şimdi burada neleri ölçeceğiz? Termiği ölçebiliriz. Rezistans arıza yapabilir, ölçümünü yapabiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Termik veya rezistans arızası burada olduğu gibi kablo kopması veya yanma arızası da olabilir. Yine rezistansı direnç yani omaj alarak ölçümünü yapıyoruz. Arkadaşlar bu da 15 ohm, 15.1 ohm. Diğeriyle hemen hemen aynı. Diğeri de 15.4'tü. Buzzer konumunda, kısa devre konumunda bu termik sağlamsa ötmesi lazım. Ötüyor. Dirençlerimiz sağlam. Kablonun onarımını yapacağız ve cihazımızı söküm sırasının tersi sırasıyla arkadaşlar toplayacağız. Kırılan bacağını da yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi hemen ben bunu buradaki kablo başlarını yenileyeceğim. Bak, tamamen yanmış. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar bunların bağlantı yerlerinin gevşek olması. Tamamen temas edecek arkadaşlar, sıkacak. Aksi takdirde ısınmaya, bu da her ne kadar yanmaz kablo da olsa, ısıya dayanıklı kablo da olsa böyle erimelere ve kopmalara sebep olabiliyor. Şuradan kablonun izolasyon kısmını soyuyorum. Evet, temizliğini yaptım. Şimdi kablo başlığımı alıyorum arkadaşlar. Bundan önce kablo başlığının geçeceği yerin de temizliğini yapayım. Döküldü. Burayı zımparayla temizleyeceğim. Arkadaşlar buralarda lehim olmaz. Isınan bölgeler olduğu için lehim ısındıkça kendini bırakacaktır. Burası temizlendi. Şimdi kablo başlığımızı alalım. Arkadaşlar bu nebatları farklı. Evet, küçük olan nebatımız buna uygun. Burayı kablo başlığı pensesiyle veya uygun bir pense aletle arkadaşlar sıkabilirsiniz. Gevşeklik kalmayacak şekilde arkadaşlar. Bunu buraya tam oturacak arkadaşlar. Oynamadan. Oynayan başlıklar varsa bunu da penseyle uygun şekilde sıkarak gevşekliği giderebiliriz. Arkadaşlar tamam. Bunu bu şekilde lütfen test etmeyin. Mutlaka kapatın, üşenmeyin.
elektriğin tehlikeli olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Çekim sırasını tersi işlem sırasıyla toplayacağız. Arkadaşlar şimdi buranın eğilen kısmını ve ayağın sökülüp yapıştırılması var. Burada video süresini uzatmamak için buradan sökeceğim arkadaşlar. Bunu da düzlemine koyup düzelteceğim. Sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bunu yapıştırdık. Oldukça sağlam oldu. Ve bu da artık normal çalışıyor arkadaşlar. Şimdi söktüğümüz sıranın tersi işlem sırasıyla toplamaya devam ediyoruz. Öncelikle ayağını montajını yapalım. Arkadaşlar cihazımızı toplamış olduk. Şimdi testimizi yapalım. Işığımız yandı. Isınmasını bekliyoruz. Evet. Cihazımız ısınmaya başladı. Ve çalışıyor. Yeşil ışığın yanmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar ısınıyor. Bu videomuzda abonemizin kargoladığı arızalı bir tost makinemizin sökümünü, parçalarını gördük. Arızasının ne olduğunu gördük. Muhtemel arızalarını ve nasıl ölçerek tespit edeceğimizi gördük arkadaşlar. Cihazımızı onardık. Eğilen, kargoda eğilen alt kısmını, sacını düzeltimini yaptık ve kırılan buradaki ayak kısmının da yapıştırılmasını yaptık. Piyasada bulunan hızlı yapıştırıcılardan kullandım arkadaşlar. Ve cihazımız çalışmaya başladı. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.